Merhaba arkadaşlar, Nitelik Yayınları Süper 8 birinci denemesine başlıyoruz. Birinci sorumuzda mevsimlerin oluşmasının temel nedenlerinden biri dünyanın güneş etrafında dolanmasıdır. Dünyanın dolanma hareketi sırasında oluşan mevsimlerin önemli tarihleri verilmiştir diyor. Buna göre hangileri doğrudur diye soruyor sorumuz. 1. Birim yüzeye düşen ışık miktarının güney yarım küre için en fazla olduğu konum T ile gösterilmiştir diyor. Arkadaşlar birim yüzeye düşen ışık miktarının fazla olmasını istiyorsak birim yüzeye dik açıyla gelmesi gerekiyor güneş ışınları. Çünkü dik açıyla geldiği zaman o yüzeye daha fazla ışık gelmiş olur. Ve birim yüzeye düşen ışık miktarının en fazla olduğu konum güney yarım küre için diyor. Dik açıyla geldiği zaman güneş ışınları arkadaşlar orada yaz mevsimi başlıyor demektir. Ve birim yüzeye düşen ışık miktarının fazla olmasını istiyoruz. Demek ki dik açıyla gelmesi gerekiyor. Çünkü bakın burası da birim yüzey aynı birim yüzeyler olsa eğik açıyla geldiği zaman böyle birim yüzeye düşen ışık miktarı daha az oluyor. Ama dik açıyla geldiği zaman sık sık olacağından birim yüzeye düşen ışık miktarı daha fazla oluyor. Dolayısıyla dik açıyla gelmesini istiyoruz. Birim yüzeye düşen ışık miktarının fazla olması için. Ve güney yarım kürede olmasını istiyoruz. Güney yarım küreye dik açıyla geldiği zaman yaz mevsimi var demektir. Güneş ışınlarının dik açıyla gelmesinde. Şimdi güney yarım kürede yaz mevsiminin yaşandığı tarih bir kere 21 Aralık tarihidir. Ve şu alt taraf güney yarım küre olduğu için T ile gösterebiliriz. T ile gösterilmiştir diyor. 1. Doğru. 2. Yengeç dönencesinde yer alan bir ülkede yıl boyunca hep aynı saatte ölçülen gölge boyu karşılaştırıldığında M konumundaki gölge boyu, şuradan bahsediyor, K konumunda oluşan gölge boyundan daha fazladır diyor. K konumunda oluşan gölge boyu da burası. Şimdi arkadaşlar yengeç dönencesi dediği kuzey yarım küre burası. Ve gölge boyu karşılaştırdığımızda 21 Haziran tarihinde kuzey yarım kürede yaz mevsimi başlar ve yaz mevsimi başladığına göre bu yengeç dönencesinin olduğu taraf kuzey yarım küre. Demek ki güneş ışınları dik açıyla geliyordur. Güneş ışınlarının dik açıyla gelmesiyle gölge boyu daha küçük olur. K'da bir ekinokstur ve ekvatora dik açıyla gelir güneş ışınları. Diğer gece gündüz süresi eşit olur vesaire ama burada en dik açıyla geldiği yengeç dönencesine kuzey yarım küredir ve en küçük olur bu yüzden gölge boyu. Ne kadar dik açıyla gelirse gölge boyumuz o kadar küçük oluyordu yaz mevsimi başlangıçlarında. O yüzden M bölgesine gölge boyu en az olduğu için burada daha fazladır demiş K'dan. Yanlış. 2 yanlış. 3. N ve S konumunda bulunan kişiler en uzun gece en kısa gündüz yaşarken KLPR konumundakiler gece gündüz eşitliği yaşar diyor. Bakalım hemen N ve şurası N ve S en uzun gece yaşarken evet güney yarım küredeki N'ye 21 Haziran'da kış mevsimi başlar. Eğik açıyla gelir güneş ışınları bu yüzden burada en uzun gece yaşanır kış mevsimi başladığı için. 21 Aralık'ta da kuzey yarım küredeki S'ye güneş ışınları eğik açıyla gelir ve kış mevsimi başlar. Bu yüzden en uzun gece yaşanır yine 21 Aralık'ta S'de. Buralarda en uzun gece yaşanır bu doğru. En kısa gündüz yaşarken buralar aynı zamanda KLPR konumundakiler gece gündüz eşitliği yaşar diyor. KLPR. Evet 21 Mart 23 Eylül tarihlerinde biliyoruz ki arkadaşlar her zaman gece gündüz süresi birbirine eşittir. 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde. Çünkü güneş ışınları ekvatora dik açıyla geliyor ve gece gündüz süresi birbirine tüm dünyada eşit oluyor 21 Mart 23 Eylül tarihlerinde. Bu yüzden bu da doğrudur. Cevabımız 1 ve 3 C seçeneği olacaktır.